Merhaba arkadaşlar, Gurbet Çenli'nin dünyasına hoş geldiniz. Bulaşık makinesi olmazsa böyle bulaşık kapları buraya şey yaparsın, kaparsın denir değil mi? Sonra böyle toplarsın işte. Bulaşık makinesi olmayınca nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bulaşıkları yıkıyorsun, bir tane bardak oluyor, buraya atıyorsun. Sonra yıkamıyorsun onu, sonra birikiyor, sonra bırakıyorsun. Makine olunca tabii ki böyle bir bulaşık falan olunca hemen makineye indiriyorsun. Burası böyle dağınık olmuyor. Ama makinemiz olmuyor. Maalesef bakalım. Dün dedim ki sırayla bulaşık yıkayacaksınız bu evde. Yoksa bu iş olmayacak böyle. Pijamamın üzerine ceketimi geçirdim. Hemen dedim Türkiye'den alışıksınız artık. Karantinada böyle videolar çok çektim. Pijamalarımla, saçlarımla falan. Türkiye'den aldığım alışverişlerin çekimini yaptım. Onları koyacağım şimdi. Türkiye'den neler almışım şöyle bir bakın arkadaşlar. Ve karnım acıktı. Miley kalkmadı daha. Rubat kalktı dışarıda. Miley misletiyle bir şeyler yapıyor. Akşam saat 6 mıydı, 6.30 muydu? Son yemeğimi yedim. Ondan sonra bir şey yemedim. Yani bayağı acıktım. Ben dünden beri yediklerime, içtiklerime dikkat etmeye başladım arkadaşlar. Türkiye'de 7 kilo almışım. 7 kilo ya ne demek? Ama bu son hafta, hani 2 haftada aldım. Karantinada aldım bu kiloyu. Habire tıkındım çikolatalar, habire tıkındım. Hareket yok. Olacağı buydu. Orada böyle hep evin içinde pijamayla şununla bununla dolaştım ya fazla fark etmedim. Önce sonra kıyafetlerimi giyince tabii fark ettim. Neyse evet yediğimi içtiğimi de göstereceğim. Neler yiyorum içiyorum. Instagram'dan da takip edin arkadaşlar. Orada detaylı her gün kahvaltıda ne yiyorum, ara öğün ne yiyorum, akşam ne yiyorum gösteriyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Öyle diyet yemekleri falan yapmıyorum. Evde ne varsa ne pişirdiysem akşam yemeği mesela ondan yemeye çalışıyorum. Az da olsa tabii yaptığım zamanlarda olur. Özel belki İşte kahvaltımı, şu mu, bunu böylece kilo vereceğiz. 7 kilo. Bakalım ne kadar bir süre içinde vereceğim. Robert Bey bakın burada. Bu Cihan'ın bisikletiydi arkadaşlar. Ama Cihan bisikleti o kadar dağıtmış ki. Ve burada da Miley'in bisikletiydi. Bu Miley'e küçük geliyor. Robert da ne yaptı? Bu bisikletin parçalarıyla buraya Miley'e böyle komple bir bisiklet yapmaya çalıştı. Yaptı da yani. Bitti sayılır neredeyse. Dedi en iyisi bu büyük ya bunu kullansın dedi. Yani bunun parçalarını, iyi olan parçalarını aldı ve buna taktı. Ve bu Miley'e şimdilik böyle bisiklet olacak. Dünden beri bununla uğraşıyor yani burada böylece. Bir de kendine özel böyle şey ne derler? Vasakmandatu. Ya bir dur ya. Özel bisiklet çantası yapmış. Bisiklet tamiri çantası böyle. Bisiklete lazım olan şeyler. Aletler mi deniyor? Ne deniyor işte? Ich weiß nicht mehr was das auf Türkisch heißt. Ya. Üf, Werkzeug işte. Werkzeug. Robot bana hep gülüyor ya. Robot'un şu kulağındaki bantı. Gördünüz şimdi çekim yaparken onu bir göstereyim size. B12 bantları var ya. Onlardan yapıştırdım robotun kulağının arkasına. Net das die meine, du hast hier einen Fleck. Burada leke falan var zannetmesinler. Vitamin, vitamin. Robota bol bol vitamin veriyorum. Net das die meine, du hast einen Fleck oder so. Kahvaltımızı hazırladım. Sucuklu yumurta. Rafadan yumurta. Böylece Miley'im de benim şey özlemiş. Tost ekmeğinle şu reçeli. Şu frambuaz reçelini. Miley, Miley. Miley, bu yazlık elbise ne oluyor? Kaç derece dışarısı? Bunu İzmir'den aldı. Dedim ki kızım bunu alma dedim. Ama bir dahaki seneye kadar olur dedi. Ama bak ben sana dün dedim şu üzümleri yıkamadan yemeyin. Kızım olur mu yıkamadan? Bak hala yıkamadan el atıyor. Kız dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuklar niye böyle? Gelelim Türkiye'ye. Alışverişlerimi arkadaşlar. Böylece size bir Türkiye'den neler aldığımı göstermek için hepsini buraya yemek masasının üzerine böyle sandalyeye dizdim. Size göstereceğim. Kıyafetler yok bunun içinde. Ben birkaç kıyafet aldım tabii ki ama genellikle Miley'e aldım kıyafet. Kışlık kıyafet falan aldım. Şuradan hemen başlayalım. Böyle bir ne diyorlar buna süzgeç listik mi deniyor arkadaşlar. Bakın bunu şeyden A101'den almıştım. Böyle açılıyor, kapanıyor, küçülüyor. Bu tepsiyi çoğu şeyleri zaten benim böyle videolarımda aldıkça gösterdim ama belki görmeyenler olmuştur. Videoyu kaçıranlar olmuştur. Böyle 3 tane asmalık böyle peçete ve 3 böyle havlu. Bunları pazardan aldım şöyle. Ve siyah maske aldım Miley'e. Okul için.
Burada böyle bir hamur kesecek pazardan, çırpıcaklardan, tahta kaşık falan bunlar. Burada da 3 tane tahta kaşık var şöyle. Hatice de aldı bunlardan bana birkaç. Yani kendim almadım hepsini. Böyle bir soyacak. Bunu pastalar için falan aldım. Böyle pasta koymak için pazardan aldım. Bunlar da sütlaç kabı fırın için arkadaşlar. Bunları alacaktım ben. Melike'cim İzmir'de sağ olsun dedi ki Aynur abla. Zaten ben sipariş verdiğim zaman dışarıdan böyle getiriyorlar. Bunlar bize kalıyor dedi. O biriktiriyormuş. Bana verdi. Bunları da robotla gönderdim. Bayağı ağır. Onun için robotun bavuluna attım bunları ben. Burada sarımsak dövüce. Böyle bir sarımsak dövüce aldım tahtadan. Çok hoşuma gitti. Sünger. Bir de sihirli süngerler vardı almıştım. Onları unutmuşum herhalde annemin çekmecesinde. Süngerleri bile buraya getirdim. Şu kapları aldım böyle sütlaç koymak için. Hani fırın sütlacı değil de veya aşure, çerez artık ne olursa. Bunları nereden almıştım? A100 mi? 1 mi? 1000 mi? İşte öyle bir yerden almıştım. 7 çeşit baharat. Kitaplarım. Türkiye'de okuduğum 3 tane kitabı bıraktım. Türkiye'de bunları getirdim. Bunu okumadım daha bunları. Livaneli'nin Serenat. Kayıp Gül. Bunu bir takipçim Instagram'dan bana tavsiye etti. Hayat kaybettiğin yerden başlar. Seni anlıyorum anne. Bunu Mile okuyor. Seni anlıyorum çocuk. Bunu ben okuyorum. Başladık da bitiremedik ama çok güzel. Burada böyle kahvenin çayın yanına koymak için şu çikolatalı leblebilerden. Cassandra Boutique Hotel gittiğimiz otel Ölüdeniz'de bunu hediye verdi. Böyle bir yere buzdolabına veya bir yere yapıştırmak için hatıra olarak. Burada gül lokumu bu Isparta'dan geldi. Mehmet'in şey töreni vardı. Ne derler hani üniversiteden çıkınca tören oluyor ya oraya mezuniyet törenine gitmişlerdi. Oradan dayımın oğlu getirdi gelirken. Bu bekar kesesiymiş. Böyle bakın tutacak yerleri var. Böyle sırtını kese yapmak için. Bunu bana bir takipçim bunu da göstermiştim. Şeyde Çeşme'de beni görmüş beklemiş dönene kadar beni o yolda arkadaşlar. Bunu bana o kendisi hediye etti. O kendisini muhakkak biliyordur. Buradan çok teşekkür ederim. Cüzdan aldım kendime böyle. Bakın bunları Adax'tan aldım zannedersem. Böyle hoşuma gitti. Bunu nereden almıştım? Bunu da bir yerden. Ha bunu Kütahya'dan almıştım. Bu da böyle biraz büyük cüzdan. Bu böyle şeylerin yerlere mesela böyle bir kısaltlama kaplarının üzerine böyle geçirmek için arkadaşlar böyle büyüklü küçüklü set olarak aldım böylece. Burada yine büyük bir kefkir. Kefkir burada yazıyor. Süzgeç yani. Ben süzgeç diyorum. Neyse. Bu büyük çerez paketini arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar ağır biliyor musunuz? Bunu ve bu paketi bunun içinde fitilli lokum yazıyor. Açmadım bile daha. Böylece arkadaşlar bir takipçim bana Fethiye'de Ölüdeniz'de otele göndermiş. Cassandra Ölüdeniz Oteli'ndeydik biliyorsunuz. Oraya beni çağırdılar resepsiyondan. Aynur Hanım size paket var diye. Allah'ım dedim ne paket acaba? Gittim böyle güzel bir çantanın içindeydi. Onu getirmedim yanımda ama bunları göndermiş. Kendisi bana mail yazmış. Kim olduğunu ben biliyorum ismini falan yazmış. Ama dedi ki Aynur Hanım söylemenize gerek yok ismimi dedi. Ben de onun için buradan ismini de söylemek istemiyorum. Kendilerinin böyle kuru yemişçi dükkanları varmış öyle yazdı. Ben dedi sana bunu hediyem olsun gönülden gönderiyorum. Kendisine arkadaşlar çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani düşünün ya şunların güzelliğine bakın. Yani bir de o kadar seviyorum ki şu fındıklı fıstıklı şeyleri. Yani bunlar böylece hediye. Bu çorapları teyzem verdi bana. Ve bunu da A101'den almıştım telefon tutacağı. Burada bunları da göstermiştim bir önceki videomda işte. Bu torunuma hediye gelmişti. Emet'ten hediye verdiler bir arkadaş. Bu benim küçüklük elbisem. Benim elbisem öyle yanında getirdim. Bu benim kumdağım. Torunuma kullanacağım. Bunlar Cihan'ın Türkiye'de bir zaman giydiği şeyler. Yeni duruyormuşmuş. Annem saklamış. Onları da torunuma giydireceğim. Ve geçelim bu tarafa. Burada da arkadaşlar bakın şimdi. Bura böylece şey bölümü, güzellik bölümü mü diyelim, bakım bölümü böyle. En çok da bakın bunlar zaten böyle ağırlık yaptı. Hele şu sabunlar. Burada bu bum batarı bana bir arkadaş Instagram'dan tavsiye etti. Aynur abla bunlardan gelirken muhakkak getir diye. Şampuanını.
Bu spreyi arkadaşlar, hair spreyi, böyle bakım spreyi. Bu 7 çeşit şey yağ varmış bunun içinde, bum butter'ın. Bu ve udu hindi yağı. Bunu da Miley Covid olunca tavsiye ettilerdi takipçilerimden, bunu aldım tabii ki. Kekik yağı zaten Türkiye'de kullandım, bunu yanımda getirdim. Ve bu şeyler, maskeler, bakın çeşit çeşit böyle maske, yüz maskesi, anti aging. Bu da yine Siri Asiptiniymiş. İşte bunun markasını bilmiyorum. Kolajen maske ve böyle bir tane kese aldım. İpek gibi bir cilt için banyo kesesi, biraz ince. Eşek sütü sabunu. Bunları pazardan almıştım. Bakın arkasına bana hep yazmış ne için olduğunu. Sivilce için, bıyık tüy dökücü. Gene akne sivilce için. Bunu bilmiyorum. Vallahi bu yine sivilce akne için, ama bunlar çeşit çeşit başka şeylerden yapılmış sabunlar. Bu gül sabunu, bunları göstermiştim aslında, Isparta'dan almıştım. Bu da gül yaprağı. Bu da taşmış, böyle cildine sürmek için banyodan sonra arkadaşlar. Bu bayağı ağır. Bunu aldım. Salyangoz sabunu. Şirince'den. Eşek sütü sabunu. Isırgan sabunu. Kükürt sabunu. Ve keçi sütü sabunu. Bu doğal şeyleri görünce bana durmak yok. Alacağım marka. Bu da cilt şapımış arkadaşlar. Şimdi bunun kullanımını bana söylemişti ama ben bunun kullanımını unuttum resmen. Bu da taş gibi bir şey. Daha ben bunu öğrenirim inşallah. Ve bu Dalan Olive ürünlerini, şampuanlı falan kullandım. Alın Türkiye'de arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Ama şampuanlı getirmedim. Daha doğrusu çünkü çok yük, ağırlık yapıyor. Ve Almanya'da da varmış bunlar. Yani Amazon'da falan bana yazanlar oldu. El vücut kremi bakın. Bu da yine el vücut kremi. Bu onarıcı bakım. Bu vardı böyle bütün. Bunları görmüştük değil mi? Bu sümüklü böcek kremi mi? Ne diyorlar buna ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Burada da gül kremi. Bakın şöylece. Ve geçelim bu tarafa. Burada da Bio Belindalarım arkadaşlar. Çünkü ben Türkiye'de Bio Belindalarım sipariş vermiştim Nilgün'e gittiğimde. Ben gelene kadar gelmedi. Onun evinde kalmıştı. Sonra o bana bu sene işte Emed'e getirdi. Bakın Sassy Pink şeyi, parfümü. Bir alana bir bedavaydı o zaman. İşte Türkiye'ye sipariş vermiştim. Burada pişik önleyici krem. Bu eksemalara falan da iyi geldi diyorlar. Onun için bunu da aldım. Denemek için. Burada benim glikolik yüz kremi setim böyle. Üçü. Gece, gündüz, göz. Bu Siri Deo Rolon'u, Bio Belinda'nın, bunda da tüy dökücü özelliği var diyorlar bunu. Bunlar da Türkiye'de aldığım bantlar, işte Emet'ten almıştım. B12 bandını aldım oradan arkadaştan. Ve bu Painless'i bel ağrısı için. Ha, bakın burada Bio Belinda'nın güneş kremi de var. Bu da böyle yüz masajı için elektrikli bir şey. Bunu da A101'den almıştım. Ve burası takılar arkadaşlar. Bakın bunları İzmir'den aldık. Bu Asil Gümüş'ün takısı. Şöyle koyalım. Bunları normal dükkandan aldık. Bunlar 22, şu büyükler 22 TL'ydi zannedersem. Bu benim, bu beyaz Miley'im. Benim de var aynısından. Bunlar bileklik. İşte bakın mavi kelebek. Miley'le artık biz böyle anneli falan, böyle anne kız şey takınırız. Bunu ben almıştım. R harfi robot. Ve gelelim Asil Gümüş'ten aldıklarıma. Bakın arkadaşlar, ben şu kolyeyi çok beğenmiştim. Zaten Instagram'da görmüştüm. Bunu aldım. Miley mavi olarak bunu aldı. Şu bileklikler yeni gelmiş. Bakın bundan aldım. Şu küpeler. Küpeler de çok güzel ama böyle bakın. Aha düştü. Görüyor musunuz? Bunları aldım. Ve Miley iki tane yüzük aldı. Onlar elinde. Bunlar ojeler. Aldığımız ojeler. Bakın şöyle. Renkleri aldım. Bunu Miley de kendine aldı. Bunu Miley aldı zannedersem. Asil Gümüş'ün böyle bu takıları temizlemek için yine sıvısı. Bu Ska X Gel. Bu hani göz ameliyatım var ya arkadaşlar, dikişler için. Dikişleri şey yapmak için, iyileştirmek için, yara izlerinin giderilmesi yardımcısı yazıyor. Ama dikişlere de iyi geliyor. Bu ikinci paketim. Biri bitti. Bu Fast Gel. Bunu Miley ayağını burktuğunda hastaneden vermişlerdi.
Gül yağı bakın. Ben normalde kırıntının gül yağını kullanıyordum. Almanya'dan götürmedim. Orada bulamadım. Sonra bunu kullandım. Bu markayı aldım. Sonra Nilgüncüm sağ olsun bana İzmit'ten iki tane kırıntının gül yağını getirdi. Ve bu Life In'in ürünleri. Bunu da Instagram'dan bir arkadaş bana dedi. Bunların da yağı var dedi. Gratisti herhalde. Sarımsak yağı ve çay ağacı yağı. Bu terebint mi ne diyorlar bunu? Çay ağacı yağı. Bunu da saçlar için karıştırıp sürmek için. Burada havuç yağı. Bakın bunu ben yüzüme kullandım ya Türkiye'de. Ve gelelim burada çeşit çeşit maskeler arkadaşlar. Propolis maskesi. Bakın kil maskesi. Bu işte bu kırmızı şey neyse işte kuşburnu maskesi aynen. Ve burada da bu neymiş? Kolajen maskesi. Tayla Hot. Artık bilmeyen yoktur zannedersem. Böyle grip soğuk algınlığı için. Suda şey yapıp içmek için. Ve gelelim bu poşetin içindeki şeylere arkadaşlar. Bu ada çayı. Bunu pazardan almıştım. Bu defne yaprağı. Böylece. Burada bakalım. Muhakkak bunu bilirsiniz. Buna biz üzerlik deriz arkadaşlar. Bakın böyle nazar değmesine falan karşı böyle tütütürsün. Böyle çocuklara nazar değince bebeklere veya evin içine. Bundan bulması çok zor oldu. Artık eskisi gibi bulunmuyor. Eskiden bunlar bizim Emet'te o kadar çok olurdu ki yok kimse de yok. Pazarlarda da bulamadım. Bu kadarcık bizim komşu da varmış o verdi. Ve burada da akbaşlı. Valla arkadaşlar akbaşlıyı siz bilir misiniz bilemeyeceğim ama akbaşlıyı biz de şöyle şurasından açayım size. Bakın bu akbaşlı böyle. Biz bunu çay gibi demleriz. Acı olur bu, yeşil acı olur. Bu karın ağrısına, mide ağrısına, soğuk algınlığına, çocuklardaki, bebeklerdeki gaza birebir gelir. Benim Hakan'ım bu akbaşlıyla büyüdü. Cihan'ım da aynısı. Böyle bunu demlerdi. Ağızlarına bir kaşık verdiğim zaman ne gazı kalırdı ne karın ağrısı. Bazı şeyleri var ya arkadaşlar kullanmak istemiyorum bile yeni mutfağım gelmeden. Şunları falan böyle diyorum. Yeni mutfağım gelsin şunları falan hepsini öyle yerleştireyim diyorum. Bunu bana Melike söyledi. Bu defne yaprağını da tütütüyormuşum böyle cuma günleri evde. Bu da böyle iyi nazara karşı falan iyi oluyormuş. Bunu ilk defa duydum mesela. Bu yolu pazardan aldım ben. Hemen ilk gittiğim zamanlar bunu robottan Almanya'ya gönderdim. Yeni mutfağım gelince bu yolluğu sermek istiyorum. Bunu göstermedim. Bakın bunları ben bu sene 4. ayda gittiğimde miydi 5. ayda şeyden kemer altından almıştım. Orada bir gratis gibi bir yer var. Hatta göstermiştim herhalde Instagram'da mı ne cilt temizleme için. Doğal çok hoşuma gitmişti. Tekrar gittim oraya iki tane aynısından böyle aldım. 60 TL bunun tanesi. Böyle iki tane. Yani görüyorsunuz çeşit çeşit şeyleri almasını, denemesini, kullanmasını çok seviyorum. Öyle bir krem kullanıyorum diye ömrümü o kremle geçirmiyorum. Bu parfümler bakın bunlar da Nilgün'ün arkadaşı Seçil'in dükkanından Bumşel. Bumşel miydi bunun adı? Victoria's Secret Bumşel herhalde kokusu. Bunu çok beğendim. Miley de çok seviyor. Bundan aldım. Hatta iki tane daha olması lazım bundan. Nereye gitti ya? Onları koydum mu acaba? Evet, üç tane mi ne? Bunlardan böyle parfümlerim var. Ya umarım arkadaşlar böyle bir şey geçmedim. Hepsini gördünüz. Kıyafetleri de artık böyle giydikçe veya bir arada kıyafetleri gösteririm. Cihan'ım da bakın bu çiçekleri almış bana. Bunları da göstereyim. Şimdi Cihan'ımkını göstermeden olmaz değil mi? Gül almış. Üç tane güzel gül arkadaşlar. Böylece şimdik. Bunların şu altını keseceğim biraz uzun. Sonra şuraya vazonun içine öbür çiçeklerin yanına koyacağım. Aynen. Film anlatıyor. Miley bence o elbiselerini artık yavaş yavaş topla. Of Roymen. Alo. Hiç beni dinleyen yok. Anlıyor. Şşt, elbiselerini toplar mısın oradan? Aa. Resmen nine. Nine gesagt. Duydun mu? Nine dedi. Nine. Sen de o çikolataları yemeye bıraktın. Sonra hiç nicht mehr Schokolade essen. Ay Allah'ım. Gözümün önündeki de bir çikolata yiyor. Ich esse auch nicht Schokolade. Bak diyet yapıyoruz. Bak 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 bak. Schokolade. Was ist das? Ya Mischnitte'de bir şey yok değil mi? Doğru. Şimdi sizce bu pirinç pilavından bunu evvelsi gün yapmıştım ben. Salata olur mu? Bunun içine salatalık, biber, domates. Şurada biraz peynir var. Onu koyacağım. Yumurta var sabah kahvaltısından. Böyle karıştıracağım. Zeytinyağı falan katacağım. Salata yapacağım. Bakalım.
Gerçi bu pirinç tabii ki yağlanmış ama olsun. Bir şey olmaz, tereyağlı ama bir şey olmaz. Yemeyeceğim, şimdi bundan bir salata yapacağım şöyle. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacak mı? Pirinç salatası oluyor sonuçta. Onu da pişiriyoruz değil mi? Ama onu normal şey pişiriyoruz hani. Herhalde yağsız pişiriliyordur. Deneyelim bakalım. Tadı nasıl olacak. Denemekte fayda var. Pirinç de atılmaz. Hem güzel yenir hem de benim için şey olur böyle. Pirinç gerçi diyet yemeği değil de yani bilmiyorum. Dünden lazanyam var benim. Bizimkiler onu yiyecek. Onu yesinler. Yemek yapmayacağım özel. Şimdi zeytinyağı atalım biraz. İçine şöyle. Çok atmayalım, yağ var zaten. Kırmızı biber şöyle. Pul biber yani. Tuz. Gerçi pilav tuzlu ama dikkatli şöyle biraz atalım. Şöyle biraz şey, ne bunun adı? Maydanoz. Bu şnitlau. Soğan da mı doğrasam ben bunun içine? Soğan da doğrayayım değil mi? Soğansız lezzetli olmaz. Nar ekşisi koydum. Ve normal limon da koyacağım biraz. Şimdi karıştıralım. Yumurtasını en sona koyacağım. Ezilmesin içinde. Oo, kapta da yani. Bu da karışır mı ya? Çaldıralım şunu neyse. Rahat rahat karıştıralım. Şurada kırıkları da atalım. Hepsini komple. Of Allah, mis gibi salata. Mis. Yeme de yanında yat. Vejeteryan salata. Bunun yanına ekmek de güzel gider. Tadına bir bakalım şimdilik. Şöyle. Şimdi diyete uygun mu değil mi pirincinden dolayı bilemem. Tereyağı vardı yaparken pirincini. Ama lezzeti çok güzel. Bu benim yemeğim bugün. Ama bu kadar yemem canım. Bu kadar nasıl yiyeceğim? Benim yemeğim deyince de şimdi şey olacak. Buraya diyecek ki bu kadar şeyse nasıl yiyorsun? Şunları bir poşetin içine koyalım da alalım. Buzun içine dökülür bunlar. Şöylece yerleştireyim. Ve şurayı toplayayım önce. Şimdi bir bismillah çekip makineye tekrar çalıştıralım. Rubat alttaki şeyine baktı. Bu şey var ya, bu altta su giden yeri pompası falan, orası tıkalı mı diye. Zaten baktıydım diyor ama ben dedim sen yine de bir bak. Onu baktırdım. Şimdi boş çalıştırdım. Boş çalıştırınca bir şey olmadı. Su atmadı. Dışarıya su çıkıyormuş. Robot diyor ki ben de denedim boş. O zaman olmadı. Doldurunca oluyor diyor. Ben de dedim ki bu makine içindeki eşyayı mı fark ediyor? Ne kadar saçmalı. Şimdi de ben deneyeceğim. Fazla doldurmayacağım ama buradaki bulaşıkları şöyle koyacağım. Bakalım bu makine ne yapacak? Bakarsınız benim şansıma buluverir. Ya birkaç hafta daha idare etsin yani, daha doğrusu birkaç ay. Birkaç ay. Ya. Şöyle göreceğiz bakalım. Bence hiç fazla uğraşmayayım ben bununla. Fazla dolduruyorum diye. Buradaki bulaşıklarla şöyle çalıştırayım. Değil mi? Böyle yapayım en iyisi. Ben bunu kısa ayarda çalıştırayım. Acaba ayarını değişik yapınca daha çok yıkayınca mı oluyor? Benim kızım okula gitmeye hazırlanıyor. Gözlükler takıldı, çantalar hazırlandı. Nene Miley niye hoşuna gitmedi yine? Kira da geldi, gördün mü? Kira da merak ediyor. Niye aç? Allah'ım bu kız. Miley çantanı açmasından mı bilmiyorsun? Benim kremimi mi koydun kız çantana? Yarın yüzmesi varmış bunun. Yüzme eşyalarını... Eski şeye mi koydun? Eski çantana koydun. Ana bak 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 ne buldum. Benim el dezenfektim. Ne? Ama... Nereden buldun onu? Bak 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 bak. In Dynam Schrank. Senin dolabında buldun. Öyle mi? Aa, dudağına sürmüş. Bana bak, bu elbiseyle okula gidilmez yani, tamam? Lan gitmem. Gitmezsin herhalde değil mi? Hava soğuyacakmış. Aha biri geldi. Aha biri geldi. Yemeğini yedi geldi böyle. Mıncık mıncık. Makine bitti. Hiç su kaçırmadı. Yarım saatlik yıkadım. Belki uzun yıkamada su kaçırır mı bilemeyeceğim.
İçinde de su falan yok. Allah Allah. Ne oluyor bu şeylere? Makinelere, aletlere, beyaz eşyalara? Ben geldi diye mi oldu acaba? Ben makineyi tamircine yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım yani. Robot geçenki yaptığı şeyin aynısını tekrar yaptı. Şeyini değiş, filtresini şu alttan çıkarttık. Başka da yani bir şey yapmadık. Demek ki benim bekliyordu. Ama çok büyük konuşmayayım. Bakalım bir dahakine ne olacak. Önce bir deneyelim. Ondan sonra konuşayım. Bu arada da bu önümüzdeki günlerde inşallah bu mutfağımın planı yapılacak artık. Ben izne gitmeden önce ölçümler yapılmıştı ya arkadaşlar. Ölçüsü alınmıştı. Ve plan yapılma sırası geldi artık. Mutfağım yapılacak inşallah. En sonunda bulduk, şöyle içimize yatar. Hiç yoktan biraz uygun fiyatlı. Burası da mermer olacak. Bakalım mermer. Ne yapalım mermer olunca. Ha böyle tabakları bile kırarım kırarım. Yeni tabaklar alırım artık. Ne yapayım? Ben de öyle derim artık. Mermere bahane bulurum. Hep burada kırılıyor derim. Ne yapayım derim. Başka çaresi yok. Kayınvalidemin yanına ziyarete gideceğim demiştim değil mi? Ona gideceğim daha. Oraya yazdırılıyormuşsun. Test yapıyormuşsun. İşte saatini veriyormuşsun. Ondan sonra girebiliyormuşsun. Kendisi çok çok iyi yürüyormuş bile. Merdivenler inip çıkıyormuş. Hemen kaldırılıyormuş kalça takıldıktan sonra. Sadece böyle eğilemiyormuş. Yani durumu iyiymiş sizin anlayacağınız. Evet arkadaşlar, bir daha videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu bir beğenin tabii ki. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.